Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali, gördüğünüz gibi Volcano Blog serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sizin için çok kısa, benim içinse bayağı bir zaman oldu. Yaklaşık 2 haftadır falan Volcano Blog serisine girip kayıt alamadım, biliyorsunuz tatildeydim. Siz ilk 6 bölümü depodan izlediniz. Bundan sonra artık güncel olarak izleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz şu Horglass'ları kurmuştuk. Bunlardan da şu... Neydi bu? Geot. Geot denilen taştan üretmiştik ve Ancient Cobblestone. Şurada Ancient Cobblestone'lar buraya da yayılmışlar. Lakin bunları da bir toplayalım. Bakayım. Hop, şöyle bir gelsinler. Ay, yanma yanma. Yanmadan bunları bir alayım. Yayıldığı yerlerden. Çünkü bunlardan bize bayağı bir lazım olacak anladığım kadarıyla. Şimdi şuraları bir kapatalım. Bizim bu Ancient Cobblestone'lardan bol bol üretmemiz gerekecek. Bunun için de bir hazırlık, bir çalışma yapmamız lazım. Lakin ki şu anda elimizde 28 tane var. Bu 28 tane bizim işimizi görecektir. Şöyle bir görevlere gelelim. Aynen. Şu arkadaşı hallettik. Cobblestone Burst Seed. Oy. Ve Geot. Bu Geot'ları yapabilmemiz için aynen gördüğünüz gibi Ancient Cobblestone'u yakmamız gerekiyor. Bu arada yorumlarınızın hepsini okudum. Tabii ki benim bazı bilmediklerim vardı. Onları da sizin sayenizde öğrenmiş oldum. Şunu bir merak ettim. Bu ne işe yarıyor? Şöyle bir koyalım. Hop. Kabak büyüdü. Yok. Bakalım bir büyüsün. Seed'miş ama ne işe yaradığını biz de öğreneceğiz. Ya benim şöyle bir huyum var. Ben çok fazla bölüm öncesi araştırmıyorum. Araştırma yapıyorum. Ama çok fazla sürprizi kaçmasın diye mesela başka YouTuber'ların çektiği Volcano blogları izlememeye çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden kendim keşfederek öğrenmek daha çok hoşuma gidiyor. Umarım sizin için de böyledir. Şimdi bizim şu yakma işlemleri için şurada bir alan yapsak fena olmayacak. Bir dakika, şöyle bir fikir var aklımda. Bizim taşlarımız nerede? Buradan biraz cobblestone alalım. Crafting. Bizim burada hiç crafting table'ımız yok mu ya? Şöyle bir cobblestone. Allah. Saçma bir yere koyduk. Şimdi cobblestone duvar yapacağım. Böyle 6 tane benim işimi görür. Tık. Şunlar beni yakmasın diye şuraya bir engel atalım. Şunu da kır. Buna da gerek yok. Hatta siz de yazmışsınız. Abi boşu boşuna şeyin içinde pişirmene gerek yok. At buraya pişsin falan diye. Haklısınız arkadaşlar o konuda. Şöyle attığım zaman artık içine düşme riski olmadan yanacak. Ve gördüğünüz gibi bunlar da geotlara dönüştü. Kaç tane var? 29 tane. Tamam. Şimdi şunları bir bırakayım. Bunları bir bırakayım. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. Geotlarımızı oluşturduk. Bize 8 tane çarkol verdi. Gayet güzel. Şimdi demir yapabilmemiz için biz biliyorsunuz Terra Crafting Table daha önce yapmıştık. Burada geotları kırmamız gerekiyormuş. Şurada. Şimdi şöyle. Ne diyor? Tier 2 lazım diyor. Bizimki kaç? Bizimki çok iyi değil. Tamam. Şimdi bunu güncelleyebiliyor muyuz? Yükseltebiliyor muyuz? Aynen. Bunu yükseltebiliyormuşuz. Bunun bir kapasitesini arttıralım. Şimdi bizim şurada biraz pişmiş taşımız vardı. Onları bir alalım. Şimdi bu arkadaş için şuradan wooden mallet. Ne yapacağız? Repair mi yapacağız? Şöyle yapsak yok. Oakwood yok. Repair yapmayacağız arkadaşlar. Bunu değiştireceğiz. Şimdi şunun hammerhead'ini materyalini oduna çevirsem, bak bu tarafı odun oldu. Tamam, güzel. Şunun da hammerhead'ini, bu güzel bir mod. Şöyle çevireyim. Seviye kaç oldu? Durabilitesi falan arttı. Double up dedi. Gayet güzel. Şimdi şuradan geotları kırabileceğiz mi? Artık gördüğünüz gibi tier 2 olduğu için geotları kırabileceğiz. Şunları ben bir kenara alayım. Çünkü kırmaya başlayacağız. Pat. Gördüğünüz gibi çekiç stone hammer'ımız
şeyde bulunacak. Kendi envanterimize 3 tane Iron Nugget çıktı. Bunları bir kırayım. Oo, bir sürü güzel metal çıkıyor. Güzel. Şöyle şöyle, tamam, güzel. Arkadaş, o zaman bizim bunlara ihtiyacımız var. Güzel. Süper. Şimdi buradan artık Iron'ımızı yapıyor. Şöyle K yaptığım zaman direkt üretebiliyorum. Bakayım, silver. Şöyle bir yapayım. Copper falan çok çıkmadı. Bu neymiş? Emerald. Pristine Emerald. Garip garip Emerald'lar çıktı. Tamam. Şimdilik ben bu materyalleri şurada depolayacağım arkadaşlar. Şöyle şöyle. Gayet güzel. Kazma mal. Lapis çıktı. O zaman bizim bir horglass'ları kullanarak bol bol işlem yapmamız lazım. O zaman biz şuraya bir tane daha platform yapalım. Ve bu horglass'larla daha fazla ancient zamazingo yapmaya çalışalım diyeceğim ama nasıl olacak? Platformumuz yok. Olmadı, ben onu bölüm arasında mı yapsam acaba? Buradan 8 tane daha kömür verdi. Bunu da bir atalım. Şimdi gidecek yollara bir bakalım. Strav Golem. Diyor ki Strav Golemler yaparsan senin buradaki... Aha! Bak, bu gördüğünüz gibi birçok cobblestone patlatmış ortaya. Güzel. Burst dediği zaten patlama demek. Buralar hep cobblestone olmuş. Muhteşem. Şunları da bir kıracağım. Şimdi bunun etrafını o zaman çit çekmemiz lazım. Diyor ki bu arkadaşlar senin işlemlerini yapar. Tamam. Sıkıntı yok. Şunları bir at. Şunları bir at. Bunun için ne gerekiyormuş? Hay bale ve pumpkin. Pumpkinlerim var. Hay bale'larım ne durumda? Bayağı var. Şuradan 9 tane alalım. Şuradan bir tane saman balyası yapalım. Bir tane de galiba pumpkin kafasına ihtiyacımız var. Bir tane straw golem yaptık. Bize bir tane de hediye verdi. Ama bunlar nasıl toplayacaklar? Gravity block. Ama. Gravity block. Heavy ingot, heavy block. Mini gravity blokla yapılıyormuş. Mini gravity blok zaten böyle yapılıyormuş. Şunun için asul ingotlara ihtiyacımız var. Tamam, bu aleti de yapabiliriz. Lakin bizim öncelikle şu tarlanın etrafını bir kapatmamız lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi bu tarlanın bu tarafı tıt tıt tıt. Şöyle yapsak. Çocuklar. Şurayı bir temizleyeyim. Tamam. Şurası toprak kalsın. Sıkıntı yok. Oradan kapat. Şunları da kırsam. Kendim nasıl gireceğim içine? Kendime de şuradan bir giriş yapalım. Tamam, sıkıntı yok. Öncelikle dediğim gibi bunun etrafını ben bir kapatacağım. Şöyle biraz çit yapalım. 60 tane. 60 tanesi işimi görür. Bunların kaçmasını engellemek için. Şimdi şurası kır. Zaten yorumlarda da yazmışsınız. Abi şey, hiç burada yaratık zaten spawn olmuyor. Boşuna kendini kasma. Ben de artık boşuna kendimi kasmayayım. Tarlanın etrafını kapatayım. Bu abicikler kaçmasın. Şimdi şöyle kapatalım. Şu tarafı kapatalım. Tamam. Şimdi bunlar içinde spawn oldukları zaman. Tamam, şurayı hallettim. Bunun içine giriş çıkışı ben buradan zıplayarak yapabiliyor muyum ya? Aynen, ben yapabiliyorum. Onlar umarım kaçamıyordur. Şöyle. Ve şöyle. Bunlar bunları topluyorlar ama çok benim faydama değil.
Tamam, ben bunun için diğer bloklardan yapmam lazım yanılmıyorsam. Şuraları ben bir ışıklandıracağım yine. Böyle yapalım. Buraya bir ışık atalım. E tamam, sen bunları kırdın da toplaman lazım bana o zaman. Şöyle ben bir bunları toplayayım. Tamamdır. O zaman şu bloğu yapalım arkadaşlar. Şimdi gravity blok. Heavy ingot. Bizim heavy ingotlardan elimizde vardı. Ama şu asullardan yok galiba. Şu üzerindeki pislikleri bir boşalt. Şöyle. Artık ağacımız, odunumuz da var. Sıkıntımız yok. Şuradan bir bakalım arkadaşlar. Compressed clay. İşimize yaramaz. Bizim hiçbir bloğumuz yok ki. Atarlandık, tutarlandık ama elimizde blok yok. Şimdi öncelikle bunu yapabilmek için. Tamam. 4 stone. Güzel. O zaman stone'larımızı alalım. Hatta ben biraz daha stone pişireyim. Pişirmemiz lazım. Hiç bunları düşünmemişiz. Şöyle. Şöyle. Buraya. Buraya. Ve şuraya. Burada halihazırda çarkollar var aslında. Bunları da bir şu şekil altıya bölelim. Bunları bir ısıtsın arkadaşlar. Benim çünkü bu düz taşa çok ihtiyacım olacak. Şuradan da neydi? Heavy Mixed Lamp için. Tamam, kömürleşmiş. Şuradan bir havuç alalım. 27 tane ve toprak. Toprağım yok. Şöyle iki stek aldık mı? Bunlardan da toprak yapabiliyorduk. Şöyle şu mixlerden yapalım. 27 tane mixing otumuzu yaptık. Yaptık ama fırını doldurduk. Fırınlarımız full. Dur. Fırınlardan önce şeyleri pişirsen bize. Şu heavy ingotları pişir. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Tamam mı? Tamam. Gayet güzel. Şimdi bunları bir bırakalım. Şu stone'larımızı bırakalım. Buraya da bir toprak yeri yapalım arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şimdi diğer bloğumuz neydi? Asul. Asul ingot lazım bize. Bloğundan oluyormuş. Bloğu için tube recipe. Eww. Sen ne diyor isin? Güneşe. Bunu yapmadık. Başka yolu var mı? Başka yolu da yok arkadaşlar. Bu o zaman tüpten yapmamız lazım bizim öncelikle. Okey, tamam. Onu yaparken de... Aa, çok karışık bir mod ya. Bu raw olanı nasıl yapacağız? Kristal blok, clay, mysterious dust blok. Uy, şimdi kristal blok, asıl blok zaten bir görevmiş bizim için. Lakin öncelikle bunu yapacağız. Tamam, heavy'ler çıkıyor, sıkıntı yok. Onu bir alalım. Şöyle, şöyle ve şöyle. Cam var mı üzerimizde? Var. Şu tüplerimizi bir halledelim. Şu birincisi. Bu da ikincisi arkadaşlar. Tamamdır. Bana daha fazla verdi. Güzel. Şimdi şu arkadaşlar yapalım. Ne? Bit of fudge. O bunun bloğunu yapmak için. Şimdi kristal blok, clay, mysterious dust blok. Şimdi kristal blok. Şuradan
kristal blok yaparız. Buradan Mysterious Dust Block yaparız. Yapamadık. Çünkü şöyle olacak. Bu da mı böyle? Yok. Şunu da yaptık. Şimdi clay. Compressed clay. Bunu 9 tane clay'e çevirdik. Geri koyalım. Raw asıl bloğumuzdan yapmış olduk. Tabi görev bu değil. Compressed clay. Once you have a raw asıl block, you can convert them asıl block. Stack of another two between 2.8 and it's more faster. Heh. Okay. Diyor ki bunu şurada yapacağım. Bu bloğu koy. Tamam. Üzerine de şu tüpleri koy. Ne kadar çok o kadar iyi diyor. Bakalım. Tamam, efektler çıkmaya başladı. Bu alttaki çevirecek anladığım kadarıyla bize bunun bloğunu alabileceğiz. Gayet güzel. O zaman diğer malzemelerimizi bir toplayalım. 14, 15. Şuradan kere bunun bir tane bloğuna ihtiyacımız var. Heavy block yaptık. Ne yapmaya çalışıyorduk? Gravity block. Tamam. Bir de asıl meşini yapacağız. Tamam. O zaman şu arkadaşın dönüşmesi. Bizim beklediğimiz olay o. Eğer bunu doğru yaptıysak. Burada bir şey mi yapacağız? Bir klik falan yapacağız mı? Bir okuyalım tekrar. Eğer çalışırsa diyor, particle efektlerini göreceksin diyor. Zaten bu da şu anda hazır. Tamam. Biz bu arada diğer blokları da bunun altına koyalım. Bir yandan da onlar devam etsin. Şuradan asıl bloklarını bulduk. Şuradan pişmiş taşları aldık. Hadi bakalım. Şu 1. Bu 12 range çalışıyormuş. Şu da gravity bloğumuz arkadaşlar. Bunu bir aldım. Sonra şuradan bize bir yemek ödülü verdi. Bunu da aldık. Şimdi bunu bir kır. Bunu ortaya koysam mantıklı olur. Şuradan. Ne de olsa su altta kalsa da sıkıntı yok. Acaba aşağı düşüyor mu? Düşmüyor. Bunu bir kırdım. Şimdi burayı yap. Şöyle yap. Şöyle yap. Tamam. Bize bir de tepsi verdi. To gravity setter block. Also change black hurtle length. Click it. Right empty hand. Tamam. Bir dakika. Bu abilerin çalışması için. Gravity bloğu mu takacağız bunu? Tamam. Bunları bir alayım. Bir dakika, bu bunları topluyor mu? Çözemedim arkadaşlar. Şimdi bu whitelist galiba. Böyle blacklist yapalım. Arkadaşlar siz bir çalışmayacaksınız mı? Yok. Bunların bir çalışma mantığını çözmemiz lazım. Şöyle yemek versem. Yok. Buraları bir toplasak. Bunlar zaten büyümüş. Gravity block. Şimdi anladım. Tamam. Tamam, gravity block arkadaşlar bunları biz topladıkça ortaya çekiyor.
gördüğünüz gibi. Tamam. Bunları toplayacak bizim bir materyal bulmamız lazım. Okey. Bu iş bu kadar. Tamam, bunu da çözdük. Ben bunun bir otomasyon sistemlerine bir bakarım. Ona göre çözürüz. Ya bu bizim dediğim gibi normal oynadığımız serilerden çok çok daha kazık arkadaşlar. Çok çok uğraşmamız gerekiyor. Şimdi. Solid swell. Provide enough heat. More advanced machine. Tamam, daha fazla şey çıkartmamıza yarıyormuş. Şurada iki tane daha asıl bloğumuz olacak. Kristal. Peak kompozit bloğumuz var mı? Sanki vardı. 6 tane varmış. Şu asıl blok olduysa onu da bir alalım. O da katı yakıtlar yakarak bu işi yapmamıza yarıyormuş. Zaten 2 tane hali hazırda vardı bloğumuz. Şu alet makineyi de yapalım. Büyük ihtimal bize zaten bu şeyleri, şu çarkolları bu yüzden veriyordu. Şimdi kristal. Bir tane kristal. Tamamdır. Ve şuradaki bloğumuz olduğu zaman bu iş çözülecek. Acaba gravity bloğun üzerine, bak aklıma bir şey geldi. Sandık koysak ne olur? Şöyle bir test edelim. Yok, sadece yanına gidiyor arkadaşlar. İçine çekmiyor, yok. Tamam, bunun da bir çaresini bulacağız. Belki hooper'lar falan koyabiliriz yanına. Bu da hazır. Şöyle aldık. Şimdi ne lazımdı bize? Solid. Şu arkadaştan da yaptık. Tamam, bu da magma yerine katı yakıt yakarak daha fazla ısı üretebiliyor. Solderer. Şu aletleri, edevatların da işini öğreneceğiz. Bu neymiş? Exploration Furnace. Aslında zor değil. Flint and Steel. Stone Brick. Tamamdır. Flint zaten basit. Yalnız ne işe yarıyor? Şuradan da Gunpowder yapabiliyormuşuz. Gunpowder mesela flinti ezerek. Atomic Zabazingo, Separator, Mob Drops. Ben bu Gunpowder'ı neyle yapacağım? Red Flint'le yapabilirmişim. Ama o makine bu işe yaramıyor mu? Bakayım. Use Explosive Reaction in Process Item. Patlama işlemi kullanır diyor. Tariflerine bakalım. Şimdi iron koyuyoruz. Feramik. Carbon dust. Gunpowder'la yapılıyor. Gunpowder'ı yakıt olarak kullanıyormuş arkadaşlar. Okey. EP denilen bir güç kullanıyormuş. Tamam. Bu da mesela cobblestone'u gravel'a. Tamam. Bunu da artık bir sonraki bölüme bırakalım. Arkadaşlar, benim daha fazla şey yapmam lazım. Malzeme toplamam lazım. Bölüm arası ben biraz burada malzeme kasayım arkadaşlar. Sizin de izniniz olursa şu şeylerden falan yapayım. Şu kristallerden, cartlardan, curtlardan bir sürü ihtiyacımız var. Onlardan yapalım. Bir tane yer kurayım. Şu ancient stone'lardan yapalım. Ona göre yolumuza devam edelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.